Hayatımda bir gün doğuyormuş gibi hissediyorum. Fuck all the llama. I hot like a sauna, yeah. The burner is on me. They play with that money, yeah. I'm fucking with something. I'm loving the way that she's fucking me, yeah. Get no fucks, yeah. We don't get no fucks, yeah. Selam. Genel bir vlog'a başlayayım. Kararı aldım tam şu anda. Granola yiyorum. Granolaları yoğurtla yemeyi tercih ediyorum. Çok daha iyi geliyor öyle. Granolanın normalde yapısı böyle sert ve kıtır kıtır ya. O kıtır kıtırlık benim hoşuma gidiyor ve bunu sütle yemeye çalıştığın zaman o kıtırlık gidiyor. Yoğurdun içinde de çok kalırsa gidiyor bu arada. Koyunca hemen yemeye çalışıyorum genelde. Ama granola bence en iyi yoğurtla gidiyor abi. Yani bence. Hayatımda güzel gelişmeler oluyor. Önümüzdeki pazartesi yeni bir şeye başlıyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Gerçekten yıllardır çektiğim çilenin mükafatını artık alıyormuşum gibi hissettiren bir başlangıç. Yani daha başlamadım ama öyle olacağına inanıyorum. Su sesini duyuyor musunuz? Benim geçenlerde, yani bir ay oldu belki, geçenlerde dediğim ama karşı apartmanımda bir böyle inşaatımsı bir şeyler, bir şey oldu. Kaçak balkon gibi bir şey vardı, onu yıktılar. Ondan sonra ne olduysa o çalışmayı yaptıklarından sonra böyle karşı apartmandan düzenli olarak böyle bir su akma sesi geliyor. Böyle bir süre su akıyor, 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 sonra duruyor. Sonra bir daha akıyor, 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 sonra duruyor. Şu an o yüzden arkada böyle saçma sapan bir su akma sesi var. Cam açık şu an. Evi havalandırıyorum. Hava güzel bugün çünkü. Yani üşüme şeyi yok. Öyle yani şu an bu ses ne diyorsanız karşı apartmanda ne yaptılarsa onun şeyi ve bunu mesela birine şikayet etsem mi falan oldu ama bizim apartmanda değil sonuçta. Hani kime söyleyeceğim? Ne diyecektim ya? Bak su dikkatimi dağıttı. Yeni bir şeye başlıyorum ve nazardan korkuyorum. Çok heyecanlandığım bir şey ve nasıl diyeyim böyle artık astrolojik bir şeyi var mıydı bunun? Gerçekten bilmiyorum hani o kısımlara birinin haritamı açıp bakması gerekiyor belki ama sanki böyle artık hani bir transit falan diyorlar yani öyle bir şeyler vardı ve böyle hani üzerime her şeyi attılar, attılar, attılar. Ve sonunda hani öyle bir biraz işte genel büyümek için ya da şey olgunlaşmak için vesaire hani böyle bir karanlık bir süreçten geçmem gerekiyordu. Ve sanki o süreç bitmiş gibi şu an hani böyle nasıl diyeyim tam böyle gün doğumu şey hissediyorum. Gün doğmadan önce çok karanlıktır. Sonra böyle o yavaş yavaş alacakaranlık olur böyle gittikçe aydınlanır aydınlanır. Sonra uygun da bir şeyse hani günse işte bulutlar falan da şeyse böyle golden hour yakalayabilirsin. Yani gün doğumunda golden hour yakalamak biraz daha zor gün batımına göre ama fotoğrafçılık bilgisi bunu da alırsın ne yaparsanız yapın. Güzel golden hour yaşanan gün doğumları da oluyor. Gün doğumu mesela çok severim ama çok nadir yaşadığım bir şey. Yani benim yaşam stilimde gün doğumunu yakalamaya çok uygun olmuyor ya da gün doğumunu yakaladığım günlerde genelde uyumamış oluyorum. O yüzden gün kavramı daha az rastladığım bir şey. Neyse bu ne alaka? Metafordan gidiyordum. Hayatımda bir gün doğuyormuş gibi hissediyorum. Yani o gün doğumunun magical hissi var yani böyle şu an daha tam doğmadım yani daha o sürece yeni döneme başlamadım ama şeydeyim hani böyle alacak karanlık golden hour'a doğru gidiyor. Pazartesi mesela tam o golden hour olacak biliyorum böyle yaşayacağım eminim buna yani bak çok anlatırken bile aşırı heyecanlandım ve şeydi. Mesela o kadar tesadüfi ki yani o kadar tesadüfi gelişti ki gerçekten hani en çaresiz hissettiğim anlardan birini yaşadım. Yaklaşık
22 önce bugünden girmek istedim. Tam 1 Kasım'da annem kalp krizi geçirdi. Annem iyi şu an, çok iyi bu arada. Yani kalp krizi geçirdi. Ama hayati tehlikesi şu an yok. Yani modu morali de yerinde, gayet iyi durumda. Ve annemin o kriziyle beraber böyle bir anda çok fazla şey tetiklendi doğal olarak. Şu ölüm teması mesela direkt zonk diye böyle selamünaleyküm diye ortama giriş yapmış oldu. Şey oldu yani, hani annem ölürse ne olur? Zaten mesela çok iyi bir noktada değildim bu geldiği zaman. Maddi manevi genel her anlamda. O yüzden böyle şey kısmı geldi. Hani bu olursa ben bir intihar konseptiyle bir haşır neşirliğim var. O mesela tekrar çıktı. Annem ölürse falan gibi tetiklendim yani. Sonra ama şey geldi. Her ne kadar zor bir şeyde olsam da uzun zamandır hissetmediğim bir, bunun tanımını çok yapamam ama en böyle umut konsepti olabilir. Yani bunu tanımlamaya en yakın şey. Tam olarak tanımlayabildiğini gene düşünmüyorum ama biraz daha ben de diyebildiğim bir noktada olduğumu fark ettim. Ve dediğim gibi böyle gelecek düşüncesi oluştu. Ve şey oldum yani, peki bunu nasıl yapacağım diye böyle çıkmazda aşırı hissettiğim bir an. İmkansızlıklardan bazen çok iyi çözümler çıkabiliyor yani gerçekten. Uzun zamandır işte hani böyle bir aşırı imkansız hissettiğim zaman, çok uzun süredir hani pes etme eğilimindeyken, bu sefer tamam ne yapabilirim gibi bir içgüdü çıktı. Çok uzun zaman sonra böyle bir şey yaşıyorum yani. Çok uzun süredir daha çok pes etme kafasındayken bu sefer hani bu dibe çöktüğüm yerde tamam ne yapabilirim çıktı. Ve şaşırdım buna. Ve bir şeyler yaptım. Ve yaptığım şey, durum yani o kadar tesadüfi ki bu arada, hani nasıl denk geldi diyebileceğim kadar iyi. Şoka giriyorum bir yandan da ama çok da iyi hissediyorum. Mevcut süreçte yapabileceğim her şeyi elimden gelen en iyi şekilde yapıp benim eksik hissettiğim yerlerde yardım isteyerek falan filan ilerledim. Pazartesi, 6 günüm var. Pazartesi bayağı şey, önümde şu an defter olması ayrı bir şey ama şöyle yepyeni bir sayfa açma hali söz konusu. Yani çok heyecanlıyım. Ne olduğunu hala söylemedim değil mi? Evet. Yani pazartesi net başlayacak diye bir şey söyleyebiliyorsam bu obviously bir iş. Pazartesi diye net tarih vererek başlayabileceğin çok bir opsiyon yok zaten. İş olduğunu o yüzden anlamışsınızdır. Yani beni biliyorsunuz az çok. Hani kanalımı takip ettiyseniz. Mezun olmadan önce sabit işlerim daha çok vardı. Yani öğrenciyken çok çalışıyordum ve çok sevdiğim işlerim oldu. Çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum genel olarak. Yani okurken çalışıyordum. Mezun olunca mı böyle bir mezuniyet depresyonu mu denir? Artık yine hayatımda başka sıkıntılar da vardı zaten. Ama genel bir depresyonla beraber böyle bir iş hayatımda, özellikle kariyerimde gerçekten çok karanlık bir dönem yaşadım. Yani bir şeyler yaptım yine hani elimden geldiğince. Ama sıkıntılar vardı hep. Ve ya ben işe uyamıyorum ya iş bana uyamıyor. Hani orada çok uyumsuzluk ve o dengeden uzak. Zaten hani CV'mi görseniz böyle hani başlamış ama ilerlememiş, başlamış ama ilerlememiş. Çok fazla şey var. Bu sefer ilk defa bir işe karşı hani içime çok siniyor. Hani daha işe başlamadım. Ama bir iş ilk defa içime aşırı siniyor. Ve şey yani böyle arkadaşlarımla falan da konuştuğumdan beri yani böyle konuştukça fark ediyorum. Bu benim hani böyle tam bana dünya üzerinde uyabilecek en iyi iş falan. My dream job falan diye tanımlamaya başladım. Hani biraz nazardan korktuğum için bunu herkese yine söylememeye çalışıyorum ama. Deyip YouTube'da böyle herkese açık video yapmam peki. Öyle tanımlayabileceğim bir iş. Dediğim gibi daha işe başlamadım. Ve işim beni bir yandan çok zorlayacağını da biliyorum. Ve genelde ben beni zorlayan şeylerden kaçarım. Bundan kaçmak istemiyorum. Öyle. Hayatıma bir gün doğuyor. Ve mesela bu durum dolayısıyla da şey hali var yani. Evet her şey çözülecek o zaman gibi böyle hani hayatımın
her alanındaki yaşadığım sıkıntılar böyle hani hemen değil belki ama adım adım bir şekilde çözülecek gibi böyle bir hayatımın glorious diyebileceğimiz bir dönemine girdiğimi hissediyorum, düşünüyorum. Bundan sonra benim için her şey çok iyi olur diye bir hissiyat var. Mutluyum mesela. Hani mutluyum diye kendimi tanımlayabildiğim son zamanlarda çok olmuyordu ama mutluyum bayağı. Öyle. Ha, beklemiyordum değil mi böyle şeyler? Kronala yumuşadı abi. Evet, çok yumuşamış. Tam cümleyi bitirirken kapanmıştır umarım. Kameranın kapanması gibi bir durum söz konusu oldu şu anda. Neyse zaten bu güncellemeyi kapatıyorum.